Evet, herkese yeniden merhabalar. Aktix ve bile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaldığımız yerde aslında son ders diyebiliriz. Son derse geldik. Son derste ne işleyeceğiz? Aslında biz kullanıcı eklemeyi yapmıştık ama işte şifre, e-posta girişi falan henüz doğru düzgün yapılmış değil. Artı işte üye olunurken validation olayı yok. Yani e-mail bir geçerli bir e-mail mi? Passwordler birbirleriyle uyumlu mu değil mi? Henüz bunu yapmış değiliz. O yüzden bugün işte biraz bundan esinleneceğiz. Yani şifreler doğru mu değil mi? E-mail var mı? Username kaç karakterli gibi şeyler yapacağız. Daha sonra işte bir de girişi yapacağız. Ondan sonrası artık size emanet. Şimdi öncelikle bir validation olayına bakalım. Rust validator. Bakalım neler varmış. Bu validator ne işe yarıyor? İşte diyelim ki elimizde bir tane struct var. Bu struct'ın işte e-mail'i var. String. Bunun bir e-mail, geçerli bir e-mail olup olmadığını bize buluyor. İşte phone telefon numarası alıyorsak bunun bir telefon numarası olup olmadığını bize söyleyebiliyor ya da URL bir adres, geçerli bir adres var mı ya da işte girdiğimiz struct field'ı kaç karakterli, eğer bir sınır koymuşsak mesela şöyle düşünün, isim giriyorsunuz en az bir harfli olsun ya da 3 harfli olsun diyebilirsiniz burada. Bir de password koruması vardı, onun da örneği vardı. Biz buradan bunun GitHub'ına gitsek orada daha güzel örnekler vardı hemen. Burada ne var? Örnek olarak required preferences değil. Validate. E-posta nerede? Range must match. Tamam bu. Bizim örneğimiz sadece bunları kullanacak. Bunları yapmak da biraz basit ama öncelikle validator'ı biz projemize eklemeliyiz. Cargo tomula geliyoruz. Validator diyoruz. Tamam, eklemiş olduk. Şimdi geliyoruz. App'ta bizim neyimiz vardı? Sign in user'ımız vardı. Biz buraya bu bir deriv makro olduğu için derive ekliyoruz. Bazı prosedürel makrolar deriv olmak zorunda değil. Onu da belirtelim. Ama bu deriv olarak da kullanılabiliyor. Bakalım kullanımı doğru mu? Validate. Buradan bir bakalım örneğine. Validate diyoruz. Tamam. Başka bizim örneğimizde şu anda yok. Validate e-mail'e geliyoruz. Hadi. E-mail validate yapıyoruz. Burada mesela örnek olarak var. Elim alışsın diye ben yine de kendim yazayım. Validate parantez e-mail. Bu kendisi prosedürel makrosun güzel bir tarafı bu. Gayet güzel oluşturulabiliyor. Ben bunun da aslında bir eğitiminin verilmesi lazım ama henüz o konuya böyle video çekebilecek kadar hakim olduğumu düşünmüyorum. Başka ne kullanıyoruz? Bunun geçerli bir e-mail olup olmadığına bakacak. Burada da mesela validate olsun. Sallıyorum. Pardon. Şöyle. Validate ne olsun? Min 4. Min 5 karakterli bir kullanıcı adı olsun. Tamam. Ondan sonra buraya da geliyoruz. Yine validate. Validate. Bu defa ne? Must match gibi. Bakalım kullanımı da böyle miydi diye. Must match. Kimle eşlenecek? Password 2 ile eşlenecek.
one string argument, it will error if the field mentioned is missing or has a different type than the field the attribute is sent. Tamam. Burada dediği şey kısaca şu. İşte password 1 ile password 2'nin türü aynı olacak veya eşit olacak. Eşit olmazsa hata verecek gibisinden. Şimdi bunları da yaptık. Başka bir şey yok. Tamam. Bunu şimdi geliyoruz. Sign'ine geliyoruz. Post sign'ine. Buraya şunu söylüyoruz. If form validate. Ama tabii daha derleme yapmadığımız için muhtemelen bu uygulamamıza etki etmiş değil. Hata da verecek. Çünkü main'e biz 100 demedik. 100 validate. Validator. 100 validator. Ya da onu burada değil de burada hiç kullanmadığımız için direkt geliyoruz. Şurada ekleyelim. Aynı şeyleri aslında login user'da da kullanabiliriz. Validator. Validator. Validate. Olması lazım bakalım. Evet. Validate ya da validator. Tekrar bakayım. Memnun olayım. Validate. Tamam, doğru kullanmışız. Yine burada da buraya sadece işte validate e-mail diyoruz. Bir e-mail olmadığını kontrol etsin diyoruz. Tamam. Ben bu her yeni bir şey eklediğim zaman neden bu kadar kontrol yapıyor onu çözemedim. Tabi burada bir şey daha kullanacağız. Tabi bu bu validator'ı yapan da, efendim söyleyeyim benim kullandığım ve burada kullandığım Terra'yı yazan da, birazdan kullanacağımız bcrypt denilen kütüphaneyi yazan da bu keyword denilen eleman. Sağ olsun bayağı bir şey yazmış ve çok da böyle basit ama efektif olan kütüphaneler yazmış. Mesela biz Terra'yı kullanıyoruz. Terra'yı da yazmış. Kullandığımız validator da burada. Bir de şu var ki bu birazdan kullanacağız. Şifreleme için kullanacağımız bir araç. Hatta onu da ekleseydik güzel olurdu ya. Bir ekleyelim tekrar. Onu da ekleyelim hemen. Bcrypt. Onu da kargoya ekleyelim. Bcrypt. Çıktı. Tamam. Bunu niçin kullanacağız? Bunu da kullanmamızın sebebi normalde kullanıcı şifre aldığı zaman biz bu şifreyi olduğu gibi veri tabanına ekleyemeyiz. Bu şifreyi şifreleyip veri tabanına ekliyoruz. Bunun için de işte bcrypt kullanıyoruz. Bcrypt standart şifreleme yöntemlerine göre şifreleme algoritmasını uyguluyor. Tabii bu telekomlardan kurtulabilirsek. Evet. Şimdi biz öncelikle geldik buraya. Sign'ine geliyoruz yine. Evet, telekom. Anladık. Anladık. Durmuyorsunuz. Para istiyorsunuz. Anladık. Evet, tamam. Yeter ki şunu yine ya arkadaş. Kendine kampanyamı değiştirmişler bir de. Neyse, kusura bakmayın. Bcrypt'i de ekledik. Form validate. Validate diye bir tane fonksiyon gelmesi lazım ama gelmiyor. Biz yine de şimdilik böyle yapalım. Muhtemelen bize daha vereceksin. Ben burada çok derinlemesine gitmiyorum. Yani bu sadece Actix ile bir şeyler yapabildiğimizi göstermesi açısından kıymetli. Bunu bilmenizde fayda var. Şuraya sadece bir finish ekleyeceğiz. Bok değil finish. Derlemeler biterse. Boşa bilgisayar talamıyoruz ki.
Boş bir HTML göndersin. Eğer if çalışmazsa boş bir HTML gönderecek. Burada yine hata verecek. İşte burada if'in kollarının türü aynı olmadığından dolayı şu ara return yaz falan diyecekti. Ama önce bunun tabii bir an önce gitmesi lazım. Bilmiyorum yani ben her defasında niye baştan sona derliyor onu çözemedim. Şimdi eğer formumuz validate ise geliyoruz buraya bir de ne yapıyoruz? Şifremizi burada biz form password değil de bcrypt'i de burada kullanalım. Use bcrypt diyelim. Nasıl şifreleyeceğimizi de post sign-in'de mesela veri tabanına eklerken password'ü değil de bcrypt burada örneği var. Benchmarks kullanımı aslında hash yapmış. Sadece hash diyoruz ama full cost Benchcast 14 var. Ben genelde 10 kullanıyordum. Buraya 10 yasak yeterli. Ya da default cast yapalım ya. Böyle. Ve crypt password default cast dedik. Böyle yaptık. Yani şifreyi bizim giriş şifreyi şifreleyecek ve bunu veri tabanına ekleyecek. Validator ile de şifreler eşit mi? E-posta adresi geçerli bir posta adresi mi değil mi? Buna bakıyor. Daha sonra işte burada adduser, burada adduser SQX'ten dolayı hani çalışırsa okey diyecek, çalışmazsa şunu diyecek diye girdik biz bu arada. Burada şöyle yapalım. Tamam. Maşallah. Can çekişiyor bilgisayar. Vallahi can çekişiyor. Bu arada 12 yıllık bir bilgisayar. 4 çekirdekli ama 12 yıllık bir bilgisayar bu. O yüzden biraz yavaş yükleniyor. Yüklensin. Sıkıntı yok. Bu arada geçen derste söylememiştim ama biz SQLite kullandık bu arada veri tabanı için. Onu da yüklemeniz lazım. Ben bunları en azından merak ben burada sadece Aktiks'i anlatıyorum. Dolayısıyla Redis veya SQLite gibi konuları hani siz çözebilirsiniz diye çok detaylı anlatmıyorum onu belirteyim. Evet. Bu son ders bu arada Aktiks'in. Bundan sonraki dersimiz bir tane canlı yayında mayın tarlasını yapmaya çalışacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Canlı yayında biraz stres oluyor. Ama yine de yapabilir. Canlı yayının kötü tarafı şu. Yani bir şeyler yapacaksınız ama o sırada bir hata ile karşılaşıyorsunuz ki ben daha önce çok böyle derinlemesine yaptığım bir örneği yapmıyorum aslında. Rastgele bir şeye başlıyorum, devam ediyorum öyle. Sadece konulara göz atıyorum. Kodları aslında ilk defa yazmış oluyorum ben eğitim videolarında. Orada böyle bir tıkanma olduğu zaman şimdi insanlar pek alışık değil. İnsanları bekletmek de çok hoş değil. Canlı yayında insanlar durduk yere benim işte hatayı ortadan kaldırmamı izlemesin diye strese giriyorum. İşin doğrusu olması gereken belki de o. İnsanların mesela kod yazarken hatayla karşılaşması ve o hatayı çözmeye çalışması da bir olay aslında. Fakat yine de canlı yayında bu biraz strese sebep oluyor. Ha canlı yayın demişken
10 kişi de izlemiyor yani, 2-3 kişi izliyor ama o 2-3 kişi de kaçmasın gitmesin. Zaten 2-3 kişi izleyecek, onları da kaçıp gitmesin diye bir miktar stres oluyor. Yine de deneyeceğiz. Mayın tarlası basit bir oyun zaten. Nasıl yapılacağını da hani aklımda tasarlamışım ama kodlarını daha önce girmemişim. Bir canlı yayında şöyle 2 saat sanırım kodlamasını falan yapmak zorunda kalacağız. Çünkü yine aynı şekilde ActiX kullanacağız. WebAssembly kullanacağız orada. Bakalım nasıl geçecek. Evet, en yavaş araçlardan biri Tera. Tera sağ olsun neredeyse bırakmıyor, hiçbir şey yüklensin. ...474 paket yüklenmiş. Bu arada bugün yeni yayınlanan bir bilgiye göre artık bu işler biraz daha hızlanacak deniliyor Rust'ta. Derleme aşamasında işte paket çek, paketleri derle konusu bir miktar daha hızlanabilir. Gördüğünüz gibi yani bayağı bir derleme aşamasında bayağı bir zaman harcıyor. Ha, her defasında aslında yapmıyor bunu. Niye bu defa yaptı bilmiyorum. Normalde sadece sonda eklediğim iki paketi derlemesi gerekirken bütün sistemi tekrardan derledi. Bu biraz kötü oldu. Vallahi can çekişiyor bilgisayar ya. Bu kadar yavaş olmaması lazım. Rust'ın belki tek gözümdeki kusuru bu. Yani bu kadar muazzam ne olabilir ya? Hala 2 paket kalmış. Evet. Hataları verdi. Tahmin ettim hatalar tabii bunlar. Benim için önemli olan şey neresiydi? Şu hata validate. Candidate. Form validate. Şöyle mi acaba? Böyle bir yapalım. Validate konusu. En önemli kısmını unutmuşuz bakmayı. Validate fonksiyonunu nasıl çağırıyoruz? Sign up data. Validate tamam. Başka hata var mı? Doğru kullanmışım. Validate. Ha. Crypt use validator. Validator. Validate.
Şöyle yapalım. Bütün hepsini yüklesin. Tamam. Bu bağlantıyı buradan kaldıralım. Başka ne var? Unused. Context. Nerede context? Şu. Tamam. Şu A'yı iptal edelim. Tamam. TMP'li de iptal. Burada gösteriyor. Yani sadece uyarıları geçmek için yapmışız tabii bunu. Tamam. Hatta buna bile gerek yok, kullanılmadığı için. Böyle yapalım. Başka yok. Tamam. Şimdi tekrar deneyelim. Ha, buraları yapalım. Buralara return eklememiz lazım. Return. Son olarak deneyelim. Bugünkü konumuz sign in user. Form validates. Validate'in gelmesi lazım ya. Sign in user değil mi? Tamam. Sign up data. Ha, sign up data validates. Tamam da. Sign up data, sign up data. Yani örnek olsa güzel olur. Bir örneğine bakalım. Examples var mı diye. Maalesef examples yok. Nasıl şey ya, yapacağız? Validate olması lazım ya burada. Sign user validate. Böyle bir şey olamaz. Form validate. Tekrar çalıştıralım. Validate diyelim. Validator validate'in burada belirtilmiş olmalı. Tamam mı da biz yazmışız işte. Tamam. Tamam. Buradaki form niye form? Ben formu değil. Doğrusu sign in user alması lazım ama böyle mi kullanalım? Bir de böyle kullanalım. Form validate. Normalde burası şöyle yaptığım zaman formu değil sign in user alması lazım ama niyeyse almıyor. Formu sign in user değil. Biz sign in user'ı sadece kullanacağız. Bizim kullandığımız bu form aslında bir smart pointer. Dolayısıyla biz buraya pointers'ı eklediğimiz zaman sign in user almış oluyoruz ama burada bunu söylemiyor. Aynısını aslında burada da John için yapmış.
Bakalım. 3 tane ekledik pointer. İlla bir tanesi sign in user'a gider. Allah Allah. Let's user form. Into inner user user validates into inner'ını aldık mecbur. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Cannot be reference zaten, ha doğru. Into inner dediğimiz zaman buna gerek kalmıyor zaten. This can only be used if the trait is implemented. Implement ettik. Sign in user'ı implement etmişiz. Validate. Tamam. Sign in user'ı implement etmişiz. Validate demişiz. Bunu görmüyorum acaba? Import it here. Tamam. Tekrar deneyelim bakalım. Bunu yükleme şekli mi değişik kardeş? Bunu niye böyle yapıyor ya? Deriv. Bu da mı aynı ya? Bu da mı aynı arkadaş? Oğlum zaten deriv için kullanıyoruz. Yani bunu da özellik olarak niye eklemişsiniz ya? Bu deriv makrosuna eklememiz gerekiyormuş features olarak. Bu arada bunu da bir yapalım. Use bcrypt bcrypt. Tamam. Bcrypt bu arada hash dememiz lazımdı sanırım. Neredeydi bu? Bcrypt hash. Tamam. Başka işte 45. satırdaki şurayı bir kaldıralım. Bunu da şöyle yapalım. Birazdan burayı tekrar düzenleyeceğiz. Unused import burayı kaldır. Tamam. 56'ya gelelim. 56'da nereden bahsediyor? Yine buradan bahsediyor. Tamam. Tamam. Tekrar bir bakalım. Nerede hata verecek? Bitsin bir an önce de kurtulalım bundan. HTML ile uğraşmaktan. Ne diyor? Burada şifrelemeye kullanmışız. Bu şifreleme çalışabilir de çalışmayabilir de.
Execute. Buraya expect diyelim. Yani şifreleyebilecek mi? Şifreleme hatalı. Diyelim. Şifrelerse zaten tamam. Expect. Şifreleyemezse işte ekrana şifreleme hatalı diyecek gibi. Başka ne var? Tamam. Hala mı? Bunu kaç defa yükleyeceğiz ya? Min 19. satırda ne var? Validator length min dememiz lazımmış. Length min 5. Tamam. Doğru mu kullanımı? Tekrar bakalım. Evet, doğru. Şimdi font ha tamam. Son olarak da validate normalde mantıksal olarak baktığım zaman expect diyelim yine buraya da. Diyemiyoruz. Şöyle diyoruz. If let ok. Herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Tamam. Yani validate fonksiyonu ben boolean return eder diye düşünmüştüm ama meğerse result return ediyormuş. O yüzden biz ne yapıyoruz? Eğer okey yaparsa yani result değeri okey olursa bunları çalıştır. Olmazsa zaten burası çalışacak. Tamam. Şimdi de into inner. Tamam o zaman şurayı da şöyle değiştirelim. Biz user'ı bir defa buradan aldık ya. Form borrowing olayı gitti. Artık formu kullanmamıza da zaten gerek olmadığı için. Kim sahip bu bilgilere? User sahip. O zaman user'ı çalıştıralım buradan. User. Bu gayet basit. İşte Rust'ın borrowing olayı. Burada form into inner dediğimiz zaman bu sign in user'a ait bilgilerin sahipliği formdan çıktı, user değişkenine gitti. Biz de şimdi artık formu kullanamıyoruz. User'ı kullanıyoruz. Şimdi olmuş olması lazım. Açalım sayfamızı şimdiden. Localhost. Şimdilik çalışmayacak. Derlensin. Tamam. Derlendi. Şimdi kayıt yapalım. Sign in user diyelim. Giriş yap diyelim. Pardon, üye ol diyelim. Mehmet Eribulla üye olalım. Username AAA. Hatta şöyle yapalım. İki tane olsun çünkü biz username'i 4 karakter sınırı koymuştuk. Şifreler 1 2 3 1 2 3 login diyelim. Bakın açılmadı çünkü burada bir yerlerde sign in bakalım. Bakalım SQLite bize ne vermiş. SQLite user'dan alalım. Eklememiş ama bizim sign in host bize bir şey göndermemiş. ...404 not found. Bu hayır, bu ayrı. Sayfa kaynağını görüntüle. Hiçbir şey göndermemiş bu sign'in. Ha, finish'i gönderdiğimiz için burası çalışmadı. Sadece burası çalıştı. Finish'te hiçbir bilgi göndermiyor. Aslında bunu yapmaya gerek yok. Şöyle yapabiliriz.
Burada da şurası return edebilir. Tekrar aynı sayfayı yüklesin eğer çalışmaz ise. Tamam. En azından bunu test ettik. Bakın mesela burada validate çalışmadı. Yani error verdi. Dolayısıyla veri tabanına herhangi bir kayıt gerçekleştirmedi. Burada mesela birkaç şeyi daha değiştirebiliriz. Mesela username şu kadar. Password ne olması lazım? İşte validate, iki tane validate ekleyebiliyor muyuz acaba? Bir de şöyle diyelim. Length min 6 diyelim. Yani 6 karakterden düşük bir password olmasın dedik. Evet, yine sıkıcı bir ders oldu. Ama zaten yazılım yaparken de valla biraz işler öyle şen şakrak gitmiyor. Böyle bağıra çağıra dersi anlatmak, kod yazarken o kadar kolay olmuyor eğer bir proje yapıyorsanız. Tabi bağırıp çağıran var, o ayrı bir konu. Ama ben bağırıp çağıramıyorum. Yani bir şeyi çözmeye çalışırken bazen sessizlik ortalığa hakim oluyor. Benimkisi de o hesap biraz. Şimdi. Bu geçerli bir e-posta. Ama bu geçerli bir username değil. Ama biz yine de bunu geçerli yapalım. Şifreyi de 1, 2, 3, 4, 5 yapalım. Hata verecek. Yine bu sayfa açılıyorsa demek ki validate olmamış. Bakın validate olmadı. Çünkü validate olmasaydı burada giriş yapmış olacaktı. Tekrar deneyelim. Şifreyi bu defa 6 tane yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Aa, bu defa da olmadı. Niye? Nerede hata verdi? 302. Sign in. Acaba buradan mı kaynak? Ha, kullanıcı adı 5 karakter olması lazım. Pardon. Biz burada 4 dedik. 5 olması lazım. Bunun da 6 olması lazım. Oldu bu defa. Tamam. Tekrar deneyelim. İyi oldu diyelim tekrar. Bu defa e-posta adresini yanlış girelim. Mesela şöyle bir şey girelim. Diğerlerini tam yapalım mesela. Bakın yine bu defa HTML standartlarından dolayı HTML5 buna izin vermedi. Bir e-posta gir dedi zaten. Tamam. Bu defa da mesela kayıt yapacağız ama Mehmet Eribol unique e-posta adresi veri tabanında unique olduğu için kabul etmeyecek yine. Kabul etmedi. Yani yeni bir e-posta adresi girmeniz gerekiyor. İşte mesela şöyle olsun. Bu da kullanıcı adı mesela daha önce AAA girmiş olduğumuz için username de unique bir adres olduğu için bu defa veri tabanından kaynaklı bu defa kabul etmeyecek. Yine bu sayfa açıldığına göre bu defa yine veri tabanı kabul etmedi. Biraz daha değişik yapalım. Mesela şöyle şurayı bu defa 2 yapalım. Bu değişik bir e-posta adresi. Eribol diyelim. Bu da değişik bir kullanıcı adı. Username ayrı. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyelim. Bu defa mesela unique adresler okey. Şifreler de okey. Yapalım. Gördüğünüz gibi bu defa giriş oldu. Şimdi bir de giriş yapmayı mesela biz giriş yapta burada e-posta ve şifre giriyoruz ya. Şimdi o şifrenin doğru olup olmadığını da kontrol edelim. Ona göre giriş yaptıralım. Form burada yine form login user let's login diyelim. Login user diyelim buna. Login form diyelim. Ne bu? Form into inner. Yine az önceki sorunu yaşamayalım diye intuinleri şimdiden yapalım. Şimdi birincisi login formu e-posta adresi validate olması lazım. Yine if let ok diyoruz. Yani bizim formumuzdaki e-posta adresi düzgün mü ona bir baksın. Baktı. Login forma baktı. Eğer evet okey ise ne yapsın? Şunları yapsın.
Yani 100 lira oluştursun, oturum açsın. Burası da login form oluyor bu defa. Sonra ana sayfayı yönlendirsin. Ancak şimdi değil. Diyelim ki e-posta adresi doğru. Bu defa da veri tabanından biz bu kullanıcıyı çekeceğiz. Acaba bu kullanıcı var mı? Yine geliyoruz. Buradan kopyalıyoruz bazı şeyleri. Hemen. Geliyorum buraya. Diyorum ki Let's user SQL query as. Kullanıcı bu defa çekiyoruz. Nasıl kullanıcı kim olacak? Select from users users tablosundan çek ver. Hangi veriyi çekiyoruz? Login form e-maili eşittir bir olanı çek. Peki bu bir kim? Şu e-mail bizim login formumuzda girdiğimiz e-mail bizim aradığımız kullanıcı. Diyelim ki bu doğru. Buradan bir tane geldi. Tabi buraları şöyle değiştireceğiz. Bu defa nokta execute değil fetch one. Fetch one diyoruz. Yine az önceki gibi John tamam. Ha burada oluşturmamışız onu. Yani bağlantı veri tabanına bağlantıyı sağlayan bu bilgiyi buraya ekleyelim. Aynısını. Şuraya ekleyelim. Parametre olarak. Ekledik. Şimdi John connection'ı kullanabiliyoruz. Kullandık. Fetch one dediğimiz zaman veri tabanından eğer tablodan sadece bir tane değişken çekecekseniz bunu kullanıyorsunuz. Tamam bu burada. Bu da burada. Fetch one nerede? Fetch one burada. Hata verirse şu. Biz buraya geliyoruz. Diyelim ki bizim kullanıcımız tabloda var. Bize neyi versin? Bize bir tane user versin. User bunun aynısı aslında ama validate'e gerek olmayan bir user olacak. SQLite ile bunu alalım. Tabi validate'e gerek yok. User diyelim sadece. Bu defa bir de ID numaramız var. I32 olan. Geri kalanları şifre. Tabi şifre 2'ye artık gerek yok. Çünkü tablomuzda sadece işte ID, email, username, password var. Bunları veri tabanından çekip user struct'ına implement edeceğiz. Yani deserialize edeceğiz daha doğrusu. Ya da yok burada serialize ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam. İkisini birbirine çok karıştırıyorum. Vertical, horizontal gibi bir durum. Her neyse şimdi diyelim ki bizim sistem çalıştı. O zaman bize neyi verecek? User verecek. Fetch one. Çalışırsa bu e-mail adresiyle bir kullanıcı kayıtlı ise bunu alacak. User değişkenini atayacak, oluşturacak. Şimdi ben geliyorum burada diyorum ki if user password eşittir neye? Bizim pardon böyle yazmıyoruz. If bcrypts verify password kim şifre ne? Login formun şifresi hashlenmiş olan kim? User'dı. Yani veri tabanından çektiğimiz kullanıcının password'üne eşit ise tabii buralara böyle yazmamız gerekiyor. Eğer yanlış bilmiyorsam. Expected str tamam doğru. İse yani kullanıcı hani e-posta adresini girdi. Bu e-posta adresi veri tabanındaki user'a ait ise nereden anlayacağız bunu? Girilen şifreyle
Veri tabanındaki kayıtlı olan şifrenin birbirine uyumlu olması lazım. Ama burada biz mesela eşittir kullanamıyoruz direkt olarak. Dediğim gibi bu şifreleme yöntemlerini kullanıyoruz. Çünkü her ne kadar sizin girdiğiniz şifre mesela sallıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6 girseniz de her defasında aslında farklı bir şifreleme kullanıyor. Bu verify aslında bunların her defasında şifrelenmiş halinin birbirine eşit olup olmadığını kontrol ediyor. Bunu yapmış olduk. Şimdi bakalım. Muhtemelen şurada bir hata verecek. SQLX hata verecek. Bakalım. Login form. Ha, burada valide eklememiz lazımdı. Tamam. Yine buraya return yazmamız lazım. Eğer şifre yanlış ise, form gelmişse ama şifre yanlış ise redirect tekrar login sayfasına yönlendirelim. Aslında bunlar gerçek bir projede bu şekilde olmaz ama biz dediğim gibi öyle üstünkörü şimdilik yapıyoruz. Çalışma mantığını anlamak için. Doğru ise işte ana sayfaya yönlendirecek ama oturum açtıktan sonra ana sayfaya yönlendirecek. Aslında şunu buradan kaldırabiliriz. Buna gerek yok. Eğer şifre uyumlu ise direkt oturumu açacak. Her iki durumda da şifre uyumlu olsa da olmasa da login sayfa hayır. Login sayfasını eğer şifre doğru ise ana sayfaya gidecek. Değilse login'e gidecek. Ve yine de eğer form uyumlu değilse, e-posta adresi düzgün değilse yine login'e gidecek. Login. Şunu yazmasak olur mu? Olur gibime geliyor. Şimdi expected bool found inam results. Yine iplet ok. Ney? Herhangi bir şey yazmamıza gerek yok. Bu verify da yine bool oluşturmuyormuş. Result oluşturuyormuş. O yüzden yine burada bunu kullandık. Webcrypt acaba buradaki result'a uyumlu mu değil mi bilmiyorum aslında. Soru işareti de buraya koysak çalışabilirdi ama neyse bu da çalışır. Şimdi başka nerede hata vermiş? Login user. Ha, login form password. Tamam. Başka. Wait. Fetch one wait expect execute. Şuna gerek yok mu acaba? Öyle mi? Fetch one expect expect. Allah Allah. Bu böyle olması lazımdı. Fetch one. Tamam. Deneyelim bakalım. Yine orada hata verecek ama. Salt. And on try. Evet. Tahmin ettiğim gibi. O zaman buraya expect olması lazım. Expect. Yoksa küçük mü olması lazım? Sallayalım bakalım. Tamam. Buraya SQLX from row. Evet. Başka? Başka görünmüyor. Şimdilik doğru çalışıyor. Evet, çalıştı hepsi.
Buradaki uyarıları ben dediğim gibi daha sonra aslında düzeltilebilir şeyler. Bilmemize gerek yok. Bir bakalım. Çalışsın. Şifremizi girmiştik. Ne yapmıştık? Mehmet Eribul diye giriş yapmıştık. Şimdi Mehmet Eribul neydi şifresi? 1, 2, 3, 4 müydü? 5, 6 mıydı? Deneriz birazdan. Tamam. Bir deneyelim. 1, 2, 3, 4 ile deneyelim. Çalıştı gördüğünüz gibi. Ne yaptık? Biz burada mesela girdiğimiz e-posta adresine önce baktı. Veri tabanında bu e-posta adresine kayıtlı olan kullanıcıyı çektik. Daha sonra çektiğimiz kullanıcının şifrelenmiş şifresinin bizim burada girdiğimiz 1, 2, 3, 4'üyle işte verify ediyoruz. Verify burada biraz değişik çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Aslında siz her defasında 1, 2, 3, 4'ü girdiğiniz zaman bile şifreleme sonucu farklı çıkıyor. Ama buna rağmen verify fonksiyonu bu ikisinin aynı karakter yani aynı şifre olup olmadığını yani ikisinin de 1, 2, 3, 4'ten türetilip türetilmediğini buluyor. O yüzden verify fonksiyonunu kullanıyoruz. O yüzden karşılaştırmak kullanmıyoruz. Stringleri farklı ama sonuçta ikisi de 1, 2, 3, 4'ten türetilmiş mi, türetilmemiş mi verify fonksiyonu bunu bulabiliyor. O yüzden biz verify'ı kullandık. Önce tabii e-postadan kullanıcıyı çektik buradan. Bu kullanıcı var mı? Eğer yoksa zaten çalışmayacak. Direkt login sayfasına gidecek. Eğer var ise bu user var ise burada mesela expect dedik ki a diye bir hata çıksın diye yazdık. Bir anlamı olmuyor ama daha sonra bunları aslında anlamlı hale getirmek gerekiyor. Daha sonra geliyor buraya işte eğer user var ise o user'ı çekiyor, şifresini de çekiyor ve o şifreyi buradaki bizim giriş yaparken girdiğimiz şifreyle karşılaştırıyor. Tabii her ikisini de şifreledikten sonra karşılaştırıyor desek daha doğru olur. Bu gerçi zaten şifrelenmiş hali. Bunu da şifreleyip buradaki şifrelenmiş haliyle karşılaştırıyor. Eğer düzgün çalışırsa o zaman diyoruz bu kullanıcı doğru kullanıcı. Oturumu aç. Ana sayfaya yönlendir. Ha bunlarda bir problem var ise login sayfasına yönlendir diyoruz ve bizim işimiz şimdilik bu kadar kalıyor. Geri kalan kısımları biraz detay, Tera'ya biraz bakmanız gerekebilir. Orijinal bir web sayfası oluşturabilmeniz için. Gördüğünüz gibi benimkisinde hiç orijinallik yok HTML kısmında ama bunu siz yapabilirsiniz. Yani buraları donatmak çok zor olmasa gerek. Fazla uzatmadan bu Actix dersini de burada bitirmiş olalım. Bir sonraki mayın tarlası dersimizde ve WebAssembly mayın tarlası dersimizde görüşmek dileğiyle.